Efendim yine İstanbul'da başka bir yerde bulamayacağınız bir güzelliğe geldim. İstanbul Kelebek Bahçesi'ne geldim efendim. Biraz sonra kelebeklerin dünyasına giriş yapacağım. Hani baharın güzel bir günü, kuşlar, böcekler, kelebekler, pırıl pırıl bir hava. Ev sahibimizle bir tanışalım. Arada tekrar tanışırım. Benim sağım solum belli olmaz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Siz nasılsınız? İyiyim. Ne güzel değil mi bahar? Ya gelince her şey güzel Evet. oluyor. Hava harika. Her yer yeşillenmeye başladı. Çok güzel. Kelebekler hazır mı? Kelebekler hazır. Hepsi geldiler. Renk renk, çeşit çeşit. Yumurtalar, tırtıllar gözlemcilerini bekliyor. Bugün doğan kelebek var mı? Tabii her gün bizde yeni kelebekler doğar. Onların doğumlarını gelenler izleyebiliyorlar. İlk doğduklarında kelebekler ıslak ve buruşuk kanatlı oluyorlar. 1-1,5 saat zarfında kanatlarını kuruttuktan sonra uçmaya hazır hale geliyorlar. Bu evreleri gözlemleyebiliyoruz. O zaman içeri geçelim. Şu Tamam. kelebeklerin bir bugünkü bebek kelebeklere bir bakalım. Of. Ondan sonra da o muhteşem dünyaya giriş yapalım. Buyurun lütfen. Efendim buraya gelen misafirler önce Barkovizyon'dan kelebeğin hikayesini izliyorlar, bilgileri alıyorlar ve ardından gezmeye başlıyorlar ama benim daha çok ilgimi çeken pupa dolabı. Nedir pupa dolabı? Evet, kelebeğin yaşam döngüsünde 4 evre var. O evreden bir tanesi pupa, en hareketsiz oldukları dönem. Burada ilginç bir dönüşüm var. Bir tırtıl bir kelebeğe dönüşüyor. Buna başkalaşım ya da metamorfoz adını veriyoruz. Ve yeterince başkalaşan, oluşan kelebekler derilerini yırtarak doğuyorlar. İlk doğduklarında biraz önce dediğim gibi ıslak ve buruşuk kanatlı oluyorlar ve kanatlarını çırparak, kurutarak uçabilir hale geliyorlar. O halde olan kelebekleri biz alıp kelebek bahçemize koyuyoruz. Normal yaşamlarını sürüyorlar, çiftleşiyorlar, yumurta bırakıyorlar, besleniyorlar ve 15 günde 45 gün arası yaşayıp hayatları son buluyor. Burada gördüklerimizin hepsi canlı değil mi şu anda? Bunların hepsi canlı. Aşağıda gördükleriniz pupalar, üstte gördükleriniz de kozalar. Koza ile pupa birbirinden farklı şeyler. Üstte gördüğünüz kozalardan dünyanın en büyük kelebeği olan Atlas güvesi doğacak. Henüz bekliyoruz, doğmadılar daha. Kozada pupanın dışında bir katman daha var. İpekle ve yaprakla örülmüş bir katman. Bu koruyucu amaçlı yapılıyor. Bazı türler bunu yapıyorlar ama bütün türler mutlaka pupa oluşturuyorlar. Şimdi efendim doğum aşamasından sonra kendi doğal yaşam alanlarına geçiyorlar. Portakal, muz, balık, kuş, birbirinden güzel ağaçlar, 28 derece sıcaklık, %80 nem. Girelim içeriye, girmeden şu kelebekleri bir uçuşurken ekrana getirelim. Sohbetimize içeride devam edelim o zaman. Tamam, peki buyurun. Evet. Az önce kelebeklerin dünyaya nasıl geldiğini sizlerle paylaşmıştık. Ve bu bilgilerin ardından efendim bambaşka bir ortama geldik. 28 derece sıcaklık, %80 nem ve her yer gördüğünüz gibi kelebekler, İstanbul Kelebek Çiftliği. İyi bakıyorsunuz kelebeklere, muzlar, portakallar. Evet, kelebekler bu evredeyken şekerli suları çok seviyorlar. Onun için çiçeklerin dışında meyvelerle de onları besliyoruz. Muz, portakal, kivi hepsinin şekerli sularıyla besleniyorlar. Şimdi bulunduğumuz yer yine biz Beykoz sınırları içerisinde Zerzevatçılar. Zerzevatçı köydeyiz. Zerzevatçı köydeyiz. İstanbul'da sizden başka böyle kelebek çiftliği var mı? Yok. Biz Türkiye'nin ilk kelebek çiftliğiyiz. İstanbul'da da tekiz şu an. Nereden aklınıza geldi efendim bu kelebeklere böyle bir yer yapmak? Evet, eşimle dünyayı gezerken İngiltere'de Stratford'da ilk rastladık kelebek bahçesine. Ondan sonra işte İspanya, Amerika, Costa Rica derken birçok kelebek bahçesini gezdik. Ve çocuklar için çok uygun bir ortam olacağını düşündük böyle bir şey yapmadın. Hem doğayı çocuklara sevdirmek, hem doğaya verdiğimiz zararlar bize nasıl geri döner, onları anlatabilmek için böyle bir yer kurduk.
Nelere dikkat ettiniz burayı kurarken? Buranın özelliği ne Çiğdem Hanım? Buradaki kelebeklerin hepsi tropikal kelebekler oldukları için onlara uygun iklimlendirme yapıldı, bitkilendirme yapıldı. Bu kelebekler 28 derece santigrat, %80 nem koşullarında yaşıyorlar. Bazı özel beslendikleri bitkiler var, tırtılların, kelebeklerin beslendiği şeyler var. Onlara göre bitki altyapısı oluşturuldu. Kaç çeşit kelebeğiniz var? En az her dönem 20 çeşit kelebeğimiz oluyor. Peki şu an içeride bulunduğumuz alanda kaç kelebek var? Sürekli kafamın üzerinden, sağımdan, solumdan uçuyorlar ama evet, sayamadım tek tek hepsini efendim. 15 günde bir bize pupa evresindeyken bunlar geliyorlar. Yaklaşık 800 bin arası kelebek gelir. Yani demek ki şu anda içeride o kadar kelebek var. Şimdi bir laf vardır yani kelebeğin ömrü bir gündür, o da bugündür diye ama kelebek herhalde bir günlük bir canlı değil değil mi? Biraz daha fazla yaşıyor. O herhalde kanatlı bir böcekten etkilenerek bir yargı oluşmuş. O yanlış bir bilgi. 15 günde 45 gün arası yaşayabiliyor kelebekler ortalama. Doğada 200 bin tür tırtıl ve kelebek ve güve var. Ortalama ömürlerini söylersek 15 günde 45 gün arası. Şimdi biz buraya genellikle hani biz hep çocuklardan bahsediyoruz ama aslında yetişkinler için de farklı bir yer. Bir de hep şunun altını çiziyoruz biz efendim, 20 milyon sirkülasyonla beraber kişinin yaşadığı bir şehir, bir insanların hep verdiğim örnekte de olduğu gibi yağmur birikintisi gördüğü zaman aman Allah'ım doğaya bak diye mutluluk gözyaşları döktüğü bir şehir burası. Ve gelirken de mesela ben Ümraniye üzerinden geldim, hani en yeşil alan mezarlıktı. En yeşil alan mezarlıktı. O yüzden hani buraya geldiğimiz zaman kelebekler de güzel herhalde, bana bir insanları da seviyorlar. İnsanlar burada bambaşka bir dünyayla buluşuyor. Saat kaçta açılıyor burası? Ziyaret şartları neler? Kaçlara ücret ödeniyor? Tur alıyor musunuz? İçeride kalmanın belli bir süresi, fotoğraf çekmek serbest mi? Evet, o konularda bilgi vereyim. Haftanın 7 günü sabah 10 ile akşam 6 saatleri arasında, 18 saatleri arasında açığız her gün. Okullar bizi çok ziyaret eder hafta içi. Okullar için uyguladığımız fiyat gruplar için 22,5 lira öğrenci başına. 15 çocukta bir öğretmenimiz ücretsiz gelebiliyor. Hafta sonu aileler çok ziyaret ediyorlar. Çünkü bizim açık alanımız da çok güzel. Burada kahvaltılar falan da veriyoruz. Onlar için ücretimiz yetişkinler için 30 lira, çocuklar için 25 lira. Eğer aile olarak gelinirse iki çocuk, iki anne baba 90 lira ödüyor. Yine soruyorlar, engelliler için bir indiriminiz var mı? Evet, %50 indirim yapıyoruz engelliler için. Şimdi şurasında biraz da devam edelim. Hani bir yandan da benim gözlüklerim de buğu gitti. Kameramızı da bayağı bir içeride bıraktık o buğuyu atlatabilmesi için. Tabii şimdi kelebekleri söyledik, sizin de hakkınızı verelim. Muhabbet kuşları, farklı kuşlar. Burada efendim balıklar, hani şuraya girdiğiniz zaman keyifli bir saat çevrenizde kelebekler uçuşarak, mavi güzel bir kelebek var tabi, nasıl yakalayacağız bilmiyorum. Ooo, farklı renklerde, farklı tonlarda, hani keyifli bir alan, keyifli bir alan değil mi? Evet, çocuklar geldikleri zaman burası cennet ve buradan hiç gitmeyelim dediklerini çok duyuyoruz. Özellikle alışveriş merkezlerinde çok sıkılan, boğulan aileler için tam gelmeler için uygun bir ortam ve zaman. Şöyle bakıyorum böyle zaten yani ekstra bir şey yapmama gerek yok. Yani biz ekstradan da zaten kelebeklerin çekimlerini yaptık. Oo, önümüzden vallahi ne kadar güzel ya. Ne kadar güzel. Bakın özellikle ben şöyle dikkat ediyorum. Portakalı çok seviyorlar. Portakalın başında baykuş kelebek değil mi bu da? Bu morfo, blue morfo, baykuş kelebekler uçuyordu biraz önce. Bu kelebeğin mavi iç kanatları var, çok güzel bakın. Aa, geldi elinize kondu valla. Evet. Sizin mikrofonunuza da konar aslında. Tamam. Şöyle baktığımız zaman renk uyumu da müthiş oldu. Mikrofona konmuş bir kelebek efendim. Efendim biz hep şunu söylüyoruz, gerçekten doğa bizim için çok önemli. Aç bakalım, aç bakalım, aç bakalım, şöyle bir görelim. Aç bakalım kanatlarını. Aç. Evet. Vallahi hadi bakalım, kaç saniye duracaksın burada ben çevreyi gezerken. Efendim renkler o kadar güzel ki. Renkler o kadar güzel ki şöyle baktığımız zaman. Kelebeklerin uçması için güneşe ihtiyaç var. Bulutlu günler aktif değillermiş. Yani buraya gelecekseniz meteorolojiye bakıp şöyle efendim nasıl söyleyeyim ya, güneşli bir günü tercih ederseniz daha güzel olur. Bu arada
Bu kelebeğimizi efendim bir daha bulabilir miyiz bilmiyorum. Tanımamız da imkansız ama bunun adını da rehber koyalım. Rehber kelebeğimiz bizimle beraber mikrofonumuzla gezmeye devam ediyor. Ne güzel ya vallahi. İlk defa hayatımda da mikrofona konmuş kelebekle tur atıyorum. Farklı ağaçlar, değil mi efendim? Farklı bitkiler, tropik ortam. Ben böyle hani şeyi çok seven bir adam değilim yapı olarak. Biraz Ankara bebeliğim vardır aslen Laz olmakla beraber ama böyle hani çok diyorlar ya aşkım, böceğim, kelebeğim. Birbirine kelebeğim diyen çiftler buraya gelip neler yapıyorlar efendim? Özellikle hanımlar çok sevdikleri için kelebekleri, mesela evlilik teklifleri olabiliyor burada. Güzel bir jest yapmak isteyen, evlenmeye hazır adaylar için güzel bir mekan olabilir evlilik teklifi için. Çünkü bakın orada çiftleşen kelebekler de var şu anda karşıda. Çünkü burada normal hayatlarını yaşıyor kelebekler. Çiftleşiyorlar, yumurtluyorlar, besleniyorlar. Tırtıllar doğuyor, tırtılları, yumurtaları, her şeyi görmek mümkün bu ortamda. Vallahi iyi ki geldik. Daha da gezecek yerlerimiz var ama şunu söyleyeyim efendim. Bizim rehberimiz bizimi sevdi. Mikrofonun renginden dolayı mikrofonumu sevdi. Yanlışlıkla mikrofona dondurma, şeker bir şey döktük de, meyve suyu döktük de ondan dolayı mı gitmiyor bilmiyorum ama. Merhaba kelebek. Aa, güzel, iyi ki gelmişiz. İyi ki gelmişiz. Dışarıda güzel bir çay kahve içilecek. Efendim kahvaltı yapılacak, tost yenilebilecek bir bahçe de var. Özellikle artık bu mevsimden itibaren bahar aylarında ve yaz aylarında oradan da gelen misafirler faydalanıyor. Çiğdem Hanım, benim programın olmazsa olmaz bir sorusu vardır. Onu da sorayım ben size. Çay kaç lira, su kaç lira burada? Çay 4 lira, kahve 8 lira. Su 3 lira 3 lira. O bilgileri de vereceğim efendim. Olmazsa olmaz. Gel 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 gel. Bakın kağıt uçurtma kelebeğimiz bu da. Çok güzel uçurtma gibi bir uçuşu vardır. Vallahi iyi ki geldik. Peki şimdi bana şunu da soruyorlar. Herkes diyor ki bazen arabamız olmuyor. Toplu taşımayla da İstanbul merkezden buraya ulaşım şansımız var mı diye. Evet, Kavacık'tan gelebilirler. Bir otobüsümüz var. Kelebek Vadisi durağında inmeleri gerekiyor Zerzevatçı köyde. Aynı zamanda Beykoz'dan da gelinebilir. Karşıdan vapurla geçildiği düşünülürse. Kavacık'tan özellikle ulaşım çok kolay. Rehber, senin pek gitmeye niyetin yok bizden ya. Aç bakayım şu kelebek. Aç bakayım kanatlarını. Aç 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 aç. Allah Allah. Çok ilginç ya. Koyduğumuz andan itibaren şans getirir mi kelebek? Kelebek şans getirir, mutluluk getirir. Getirsin, para getirsin, şans getirsin birazcık bu kelebek, yani mikrofona böyle kondun. Hani bize de bir faydan olsun. Bakın şu karşıda gördüğünüz kelebeğin de ilginç bir hikayesi var. Amerikalı kral kelebeklerinin muadili sultan kelebeği. Biz onlara sultan demişiz, onlar kral demişler. Bu Antep, Adana bölgesinde yaşayan bir kelebek. Fas'a kadar göç ediyor. 3500 kilometre kanat çırpabilen bir kelebek. 3500 kilometre. Ben bir Evet. şey söyleyeyim mi? Kesin kebap seviyordur, şalgam içiyordur. Eğer Adana'dan geldiyse mangal hastasıdır. Mangal gördüm efendim, kelebek görürseniz bilin ki o bizim kral kelebeğimizdir. Her şeysiz durabilir. Varsın portakal, muz olmasın ama madem Adana ana vatanı, ona mutlaka bir şalgam, yanında da birazcık kebap. Yani şu renklerin güzelliği, ya çok güzel bir dünya. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben buradan Ayaklarınıza sağlık. ayrılacağım. Şu kelebeklerle sizi baş başa bırakayım. O zaman Konya'da da söylemiştim. Hadi bakalım. Minik 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 kelebek. Uçmak ne demek? Bak. Uçtu, gitti.